Ben Sibra bir reklam manyatörüyüm değil mi? Filmler reklam. Afişler. Siz talebesiniz. Evet. Peki bu boş zamanını değerlendiriyorsun değil mi? Evet. Peki bu iş sizi kurtarıyor mu? Bu şey nereden merak sardı ya bu vidacılık? Yani genç olarak. Bu işi abim bile yaptı aslında. Ha. Onlar şimdi öğretmenler. Evet. Onlar merak sardı yani. Ha. Sen de öğretiyorsun. Evet. Peki bu istifade ediliyor yani film dili şimdi biraz her yerde şeyler de çoğaldığı için evet. Burada herkeste video az pahalı olduğu için evet. Evvel video ucuzdu herkes alıyordu şimdi videolar da çok pahalanınca millet almıyor yani sizi kurtarıyor mu bu iş yani? Şimdi ben sizinle video az değil yani videoda yeterince video var aslında. Ha. Video dükkanı da bir tane aşağıda bir tane var küçük yeterince kaset yok burada. Onun için işler iyi gidiyor yani. Mesela ekser hangi şey var, videolar var? VHS mi, Betamax mı çok? VHS daha çok. VHS çok. Çünkü Betamax bitti artık. Evet. Büyük yerlerde Mehmet tükendi, yok demektir. Zaten filmleri de iş yapmıyor artık. Onlar çünkü dayanıklı olmadığı için bütün dünya bunun üzerinde duruyor. Peki siz ileride ne yapmak istersin? Genç olarak okulu bitirsen ne yapmak istersin? Gönlümde ne var? Şimdi şu anda daha üniversite sınavlarına gideyim. Ha. Ona çalışıyorum ben şimdi işte üniversite var. Güzel. Bu sene girdiniz mi? Bu sene gireceğim. Geçen sene girdim. Ha. İstediğim yeri tutamadım. Yani yeterince puan aldım. Ha. Çalışmak lazım. Evet. Kültürlü olmak. İsterse çobanlık yap da üniversitede çobanlıksın. Günde iplik de satıyorsun ha? Gördüm. Çeşitli şeyler. Tamam, istemem. Bu iplikler çok güzel çıkıyor filmler. Evlenecekken. Peki babanın yerine sen mi bakıyorsun? Evet. Peki bunun fiyatlarını nasıl biliyorsun? Babam öğretiyor. Ha. 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 Baban öğretti, şu şudur dedi. Bakıyorsun, ona göre yapıyorsun. Peki seviyor musun bu işi? Büyürsen, okulu bitirsen bu işi yapar mısın? Yaparım. Ha. Ha şimdi 500'de kız çocuklar alışveriş yapmaz filan eskiden dışarı çıkmazlardı.
Şimdi buna sen de katılıyor musun aslında? Babaya anneye yardım etmek mi iyi, böyle üstünü kapalı gidip evde oturmak mı iyi? Babaya anneye yardım etmek. Ha, aydın bir şey değil mi? Ne güzel. Burada dursan, babanla gitse, başka iş yapsa daha iyi oluyor değil mi? Evet. Ha, tabii eve bir katkıda bulunmak da bir şeydir yani. faydadır. Şimdi ikincisi, okumak istersen ne olmak istiyorsun? Gönlünde ne var? Öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorsun. Güzel. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 8. 8 yıldır. Daha ve kimin yanında yetiştin? Nasıl? Neye merak ettin bunu öğrendin yani? Kim yetiştirdi? Daha İstanbul'da öğrendim bu işi. Ha. Kimin yanında çalıştın? Oradaki besinlerin yanında çalıştım. Ha. Öğrendin, memlekete evet. Geldin, kendin yapıyorsun. Evet. Makine filan hep kendi değil mi? Evet. Peki seni kurtarayım mı bu iş? Kurtarayım. Güzel. Peki şimdi daha çok param olsa nereye yapmak istersin? Devlet dese ki bir teşvik çıksa esnafa. Evet. Nasıl yapmak istersin? Yani neler alırsın? Eksiğin ne? Ben şimdi bütün makineleri bir toplarım. Ha. Dükkanı daha da iyi doldurmaya çalışırım. Daha çok malzeme alırım. Ha. Hem imalat yaparım, evet. Hem de satarım diyorsun. Evet. Çok güzel. Peki bu Besliler neden göçtüler, bu gurbete neden gittiler, sen de gitmişsin. Niye gittin evet. Acaba? Bu hiç sordu mu oradakilere niye gelmişler İstanbul'a? O zaman biraz varlı olanlar çekip gidiyordu o tarafa bir meslek sahibi olmak için. Hı. Orada gittikleri yerde de şey, hep ayakkabıcı İstanbul'da. Hı. İşte bir meslek öğrenmeye gidiyorlar. Yani. Öğrenip geliyorlardı. Peki gidenler burada kalsaydı, o adamlar burada bu besin geliri doyurur muydu? O zaman doyurlardı. Ha. Niye? Çünkü nüfus az, esnaf çoktu değil mi? Evet, dünyada gelir yoktu. Ha. Burası belediye dükkanları, bir pasaj halinde. Burada hemşerileri film alıyoruz. Thank you.
Buyurun efendim. Buyurun çekin. Geçen şeye, yolda çekiyorum. Önce olmuyor. Yok, rica ederim. Anlatayım mı? Hey, ben her şeyi de olmuş. Sen? Sen ne dedin? Dönem mi? Sen, ikinize dönem mi? Tamam. Yaptığımız döner de ama. Bu işi kaç yıldır yapıyorsun? Bu mesleği. Bu mesleği önceden çalıştığımı falan. Nerede çalıştınız? İzmir'de çalıştınız. İzmir'de oturuyorum. Kaç yılında? Sene 1985. Allah Allah, ben İzmir'deydim. Orada Besinler'den tanıdığın var mı? Orada Besinler'de benim teyzemin akrabaları vardı. Kimiydi onlar? Bölükçülerin akrabaları var. Burada benim teyzem biri var. Onlar da şimdi Antep'te oturuyorlar. Onun ablasını yapıyorlar. Halı kilim işleriyle uğraşıyorlar yani. Peki orada ne öğrendin? Şimdi işte bu döner işini, ondan sonra aynı yine böyle bir kafeteryada çalışıyorduk. Asıl mesleğim kaynakçı yani. Bolsa mesleği kaynakçı. Barajlarda, Atatürk barajında tecrübe var. Halbuki bu kaynakçılıkta da para vardı. Burada kaynakçılık da yapabilirdin. Niye bunu tercih ettin yani? Ben... Evet, doğru da yani istedim ki kendi işim olsun. Yani el işinden artık yani biraz şey oldu. İran'a gittim. Burada Atatürk barajında bir şirket var. Geri geldik işte burada birkaç kuruş parayla. Peki şimdi bu iş seni kurtarıyor mu? Bu iki dükkanın kiralar kaç lira burada? Şimdi kira çok pahalı. Burası iki dükkan. İki dükkan 1.114.000 lira kirası var. Senelik? Aylık. Yok. Belediyeden ihaleyle alınmış. Yani şu durumda hemen 3 aylık geçti ödeyemedim. Ya bu böyle bir şaşkınlık ya, böyle dava mı oluyor? İşte o villa gibi evi İzmir'de 200 bin lira veriyor. Gaziantep'e giderken yolun sağında. Villa gibi. Burada 5 TL bir ev yok. Vallahi 200 bin lira kira veriyor. Bu çok bu para. Çok para yani. Şu durumda ödeyemedik zaten. Ödemek mümkün değil ya. Yani biz aile çıkaramıyoruz. Kendimize de para kalmıyor. Yani 3 aylık şu anda geçmiş. Buradaki esnafların hepsi de yani benim durumumda. Toplayın gidin deyin böyle iki, böyle arkadaş biz bunu ödeyemeyiz deyin. Ben ikinde iki dükkan olduğu halde hiç ödemem yani mümkün değil. Birkaç defa toplandılar, dilekçe falan verdiler. Hani bu işte şeyine açık artırma, şeye ihale sonucu alındı ya şey. Evet. Onun için yani kabul edilmiyor. Ama o günkü şartlarda düşündün mü her gün gelen zamlar değil mi? Bugün bir krize girmesi de var. Bir insan mesela hastalanır, iş yapamaz. Yaparken 3 ay durması 6 aya başvuruyor mesela değil mi? Evet. Aslında 5 lira bu evli, bu dükkanların 250 bini geçmemesi lazım. Evet, bu bile zor. Yani şunun ikisi 500 bin lira olsa biraz ha, yani idare ederim ben. Düşünür. Yine o da çok bu yani kaynağa göre. Çok. 26 bin nüfusun üstü yüzde bir kişi buraya düşse yine kurtarır da o da düşmez. Zaten benim yaptığım iş Besin'de ilk yani hamburger işi, döner bir yerde vardı. Ben alışıklık değil, yeni alışıyorum. Yenilik getirdim Besin'e. Fakat daha işte bizim halkımız da alışmış teneke şey yemeye. Evet. Tava yemeye. Evet. İşte bunlar memurlar biliyor tabii. Yani dışarıdan görmüş. Tabii. Hani sabah kahvaltısı olsun, diğer tostmuş yani bu gibi şeyler Besin'de ilk yarıda. Yani birçok yerde bunlar pahalı. Ben şimdi reisi arıyorum. 2 aydır burada bir yakalarsa ben soracağım bunlara. Diyeceğim niye böyle ya? Biz kimi kime zam yapıyor? Neye zam yapıyor? Bu adam bunun içinden nasıl çıkar? Gerçekten de ondan da soracağım. Hani yok bulamıyor. Bir yakalayamadım. Memurları falan hep çektim de onu bulamıyor. Gerçekten çok pahalı. Yılda oldu mu mecbur ödeyeceğiz hepsini. Artık ne olacak bilmiyorum. Ya kapatır kaçar gideriz. Valla yok kaçma değil ya. Gerçek payında bu memleketin ticari durumu belli yani. Çok. Evet. Billahi çok. Hani bunun vergisi var. Daha bir sürü öte. Ya sen tezgahı versen neyini alacaksın? Kaç paralık tezgahın var ki sana bu parayı istiyor?
Hayır, bir adamın mülkü durumu olur. Şurada bir 500-200 kilo altın satarsın, karı başkadır. Burada 3 tane kamburger, bir tane şey satmayla bu parayı toplamak mümkün değil. Bunu bir kere düşüneceksin ya. Bize dükkanı de... yaparsan besin halkının en tabakasına düşünerek kiraya vereceksin. Zengine göre değil, benim gücü yetiyorum diye seni bir kenara atmam doğru değil. Bu yanlışlık oluyor. İşte yanlışlık buradan geliyor. Şimdi zaten işte bu durumda yatıyor iş ya. Hani... Ne oldu? Yani burada 16 tane esnaf var, hiçbir de para ödemedi daha. Nasıl ödesin ya? Ya nasıl ödesin? Kafada büyük ki. Sen. Şikayet edin, şey, hükümete şikayet edin. Başka, yok, ödeyemezsiniz. Ama yine... Gelsinler, hiyet göndersinler, müfettiş göndersin, gelsin baksınlar. Aslında bunda belediyenin de bir hatası yok bence. Ben dükkanı... Ben... Halkın da var bunda. Tabii ihaleye girince birbirine zıt olarak arttırdılar. Bu dükkanı ben alayım diye yani hepsi birden yani fiyatı arttırmışlar mesela burada. Evet. Yani asıl belediyenin rayişi zannedersem 250 bin falan herhalde. Ha. Öyle olmasın. Bir dükkan 250 bin lira. Ya İzmir'de vakıfın malları var. Buradan daha güzel 200 lira, 200 bin lira veriyorlar. 100 bin lira yeni geldik 100 bin oldu. (Gülüyor)